Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Kaytancı, emekli öğretmen, eğitimci, yazar. Bugün size farklı bir konuyla karşınızdayım. Evet, bu görmüş olduğunuz bitkinin adı bölgemizde teteri olarak tanınır ama genel olarak da sumak bitkisi olarak biliyoruz. Bu görmüş olduğunuz bitkiler aslında vermeyen sumaklardı. İki türlü sumak var. Biri verir, biri vermez. Vermeyen sumaklara bizim bölgemizde erkek sumaklar diyorlar. Veren sumaklara da dişi sumak şeklinde isim koyuyorlar. Biz vermeyen sumakları nasıl verimli hale getiririz diye bir proje üzerinde çalışmaya başladık. Bu görmüş olduğunuz bu bahçemdeki sumakların hiçbirisi vermiyordu. 4 yıl önce Hazım Ak ve oğlu Naci Ak'ın destekleriyle, onlara şimdiden teşekkür ediyorum, aşılama metodunu geliştirdiler ve bizim bu vermeyen sumakları verir hale getirmeye başladık. 4 yıl önce yapmış olduğumuz bu sumak fidanı gördüğünüz gibi hiç vermezken bugün oldukça verimli bir hale geldi ve veriyor. Biz de bunları ekonomiye nasıl katkı sağlarız diye, bölgemizde nasıl geliştiririz diye bir çalışma içerisine girdik. Görmüş olduğunuz bu sumak, bakarsanız, nereden baksanız 40-50 santim hatta 60 santim boyunda sumaklar verdiğini görüyoruz. Bunlar ilerleyen zamanlarda daha çok verim haline gelecekler. Sumak bitkisinin faydasını ben sizlere anlatmak istemiyorum. Eğer faydasını bir araştıracak olursanız, neden bu kadar verimli bir bitkiyi, bu kadar sağlıklı bir bitkiyi Türk ekonomisine kazandırmıyoruz diye dert yanarsınız. Biz de bunu Türk ekonomisine kazandırmak için kendi bölgemizde önemli bir çalışma yaptık. Bu sene ilk defa verim almaya başladık. Bunları bugün toplayacağız. Verime geldiler artık. Görecek olursanız şöyle geçelim. Şunlara bakın, tam kızarmış, tam toplama anına gelmiş. Bunları toplayacağız. Daha sonra bazı işlemlerden geçirdikten sonra sofralarınızda baharat olarak tüketmeye başlayacaksınız. Evet, ben bölgemdeki insanlara örnek olması açısından bunları yapmayı denedim. Çünkü bu işi yapacak o kadar çok insan var ki, herkes sadece verenleri topluyorlardı. Vermeyen sumakları hiç kimse yüzüne bakmıyordu. Oysa vermeyen sumaklar da artık, hatta veren sumaklardan, dişi sumaklardan daha büyük sömeklerinin olduğunu gördük. Sömek dediğim söz, kelime, salkım. Yani üzümün salkımına biz salkım diyoruz. Sumakine de sömek diyoruz. Bölgemizde salkım yerine sömek kelimesi kullanılıyor. Biz de bölgenin ağzıyla konuşmaya gayret ediyoruz. Onların dertlerini onların lisanıyla anlatmaya çalışıyoruz. Bölgemizdeki insanlara tavsiyem şudur. Harap bahçelerinizde, işlenmemiş bahçelerinizde yetişen erkek sumakları aşılama metoduyla çok güzel, verimli hale getirebilirsiniz. Ben sadece örnek bir çalışma yaptım. Neden böyle örnek bir çalışmaya girdim? Çünkü devletin yetkilileriyle her kademedeki bu işe ilgi duyması gereken insanlarla konuştum. Herkes bize olur olmaz gibi sözler söyledi. Hiçbir yerden ciddi bir çalışma görmedim. O zaman bana düşen, bir öğretmene düşen öğrenmek ve öğretmekti. Öğrendim ve sizlere öğretmeye çalışıyorum. Bugün sumağın değerini anlayan insanlar, göreceksiniz ki bundan çok da para kazanacaklar. Ben para kazanmak için girmedim bu işe. Sadece örnek olması açısından girdim. Başardığımı düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle bölgemizde yaşayan insanlara. Yani Toros Dağları'nda her yerde sumak var. Kime sorarsanız evet sumak var diyor ama sumağı kültüre kazandırma metoduna giren insan sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Bölgemizde örnek bir sumak bahçesi olması için yetkililere çok rica ettim. Fakat bugüne kadar ricamız ciddiye alınmadı. Biz de dedik ki o zaman biz kendimiz yapalım. Yaptık, başardık. Başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Herkese teşekkür ediyorum.
Bunların işlenmiş halini de zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Evet, Sayın Beyli de sumak yetiştirilir. Hem de en kalitelisi. Teşekkür ediyorum.